Hayatınız bizim için değerlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Vizyon Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Vizyondan merhaba efendim. Şu anda ekranları başında bizleri izleyen herkese buradan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu stüdyolarından selamlarımızı, sevgilerimizi ileterek başlıyoruz programımıza. Sevgili izleyiciler, sağlık kelimesinin anlamı en basit tanımıyla vücudumuzun ve ruhumuzun esenlik içinde olması olarak açıklanabilir. Günlük yaşamlarımızda belki de en sık kullandığımız sözcüktür sağlık. Sağlıklı insan, sağlıklı toplum, sağlıklı ekonomi, sağlıklı hayvan, sağlıklı ağaç ve daha birçok alan, olay, canlı cansız nesneyi belirtmek için kullanılan bir sözcük sağlık. Her geçen gün daha bir önem kazanan sağlıklı olmak kavramı en çok da bedenen sağlıklı olma durumunu anlatır bize. Yine bu kavramla alakalı olarak geçmişten günümüze birçok anlamlı söz söylenmiş, sağlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunun altı sayısız kez çizilmiştir. Eflatun, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur derken bir Türk atasözünde hasta olmayan sağlığın kıymetini bilmez denmektedir. Yine bir Alman atasözünde ise sağlıklı bir köylü olmak, hasta bir imparator olmaktan iyidir denmekte ve aslında sağlığın zenginlikten çok daha önemli olduğunun altı çizilmektedir. Umudun sağlıkla olan ilişkisini anlatan, sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir. Atasözü ise Araplara ait bir atasözü. Efendim, sağlığın önemini vurgulamak adına söylenmiş sayısız sözü sıralamak mümkün. Buna karşın sağlık en çok ihmal ettiğimiz şeydir belki de. Başta en genel anlamda yaşam biçimlerimizi gözden geçirmek olmak üzere sağlıklı bir yaşam sürmek için modern tıbbın bize sunduğu olanaklardan sonuna kadar yararlanmak günümüz dünyasının bir vazgeçilmezi. Birçok farklı nedene bağlı olarak vücudumuzda gelişen hastalıklara ve bozulmalara karşı bilim dünyası her gün için çalışıyor. İnsanları öldürmeye yarayan, silahları üretmeye harcanan para kadar olmasa da insanları sağlıklı bir şekilde ayakta tutmak için yapılan bilimsel çalışmalara büyük parasal kaynaklar ayrılmakta. Ve yapılan bu çalışmaların sonuçları birebir yaşamlarımıza dokunmaktadır. Öyle ki düne kadar çaresi olmayan bir hastalık tedavi edilebilir olmakta, bugüne kadar doğru olarak bilinen bir takım bilgiler, değerler değişebilmektedir. Sevgili izleyiciler, bugün yeni bir gelişmeyi paylaşacağız sizlerle. Haber, uzmanlar uyarıyor başlığını taşımakta ve hipertansiyonun anayasası değişti diye devam etmekte. Verilen bilginin özünde düne kadar tansiyonlarının normal değerlerde olduğu düşünülen bireylerin artık kalp hastalıklarına iki kat daha fazla yakalanma riski taşıdığı vurgulanmaktadır. Efendim, tıp dünyasındaki bu yeni gelişmenin ne anlam ifade ettiğini konuşacağız bugün.
stüdyo konuğumuz, çok yakından tanıdığınız bir isim. Amerika'da 20 yılı aşkın bir süre farmakoloji ve buna bağlı alanlarda tıp profesörü olarak çalışmış, bu konuda uluslararası referans gösterilen, alanda referans gösterilen çalışmaları ve buluşları olan bir isim o. Onunla özellikle tansiyon konusundaki gelişmeleri konuşacak. Süremiz kalırsa eğer vakıflarla ilgili birkaç konuya da değinmeye çalışacağız. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Profesör Doktor İbrahim Benter bizimle birlikte efendim. Hocam bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Sağ ol, onu sorayım. Sağ ol, iyi. Tansiyon, şeker, bunlar nasıl hocam? Tansiyonu konuşacağız bugün ama yakın geçmişte diyebileceğimiz bir süre önce de siz böylesi problemler de yaşadınız aslında. Evet. Bunlar artık normal. Tansiyonu dikkat ediyoruz. Tansiyon ilacımızı içiyoruz. Dolayısıyla sıkıntı yok. Ama ihmal edince problem oluyor. Problem oluyor. Hocam şimdi bugün yeni bir gelişmeyi, aslında birkaç ay öncesine dayanan bir gelişmeyi ve hani şu anda insanımızın, yurttaşın, insanlarımızın birçoğunun bilmediği yeni bir gelişmeyi paylaşacağız. Bilmiyorum, doktorlarımız umarım bu yeni gelişmenin farkındadır diye düşünüyorum. Mutlaka farkında olmaları gerekir. Şimdi hipertansiyon veya tansiyon tablosu aslında geçmişte doğru kabul edilen veyahut da işte maksimum buraya kadar büyük, şuraya kadar küçük olmalıdır tansiyonumuz anlamında söylüyorum denen tabloda bir değişim var. Öncelikle ama ben sizden kısacık bir tansiyon tanımı istiyorum. Tansiyon nedir? Tansiyon veya kan basıncı dediğimiz bizim yani damarlarımız böyle şey gibidir. Yani boru dedik biz. Evet. Küçük küçük borulardan borular bir ağ gibi. Ağdır. Ağ gibi. Şimdi o mesela su borusunun içinde suyu giderken bir basınç oluşur. Yani borunun içinde bir basınç oluşur. Evet. Aynı şekilde damarın içinde de kan giderken bir basınç oluşur. O damarın içindeki basınca kan basıncı denir. Evet. O kan basıncı normalde tabii ihtiyaç vardır. Yani o akışkanlığın sağlanabilmesi için. Evet, yani o kanın gerekli her yere gidebilmesi için bir basınç altında gitmesi gerekir. İşte kalp pompaladığında o basınçla kanı her tarafa gönderir. Bunun küçüğü büyüğü nedir hocam? Şimdi bir küçük tansiyon biliyoruz. Evet. Bir büyük tansiyon biliyoruz. Bunun küçüğü büyüğü ne? Şimdi işte, alt üst limit mi? Evet, kalp yani şey ettiğinde pompaladığında kanı, yani sistoli dediğimiz kanı atınca damarların içine, ona sistoli, sistolik blood pressure, yani yüksek tansiyon dedik biz. Ondan sonra kalp şey deyince, dolmaya başlar, dolarken bu kez kirli Bu da kanı kalp kanı attıktan sonra dolarken ona diastoli diyoruz. Ona da diastolik blood pressure. O da küçük tansiyon. O da küçük tansiyondur. Tansiyondur. Ve tabii işte normalde büyük tansiyon 12 veya 120. Kıbrıs'ta daha fazla 12 derler. Küçük tansiyonda 8. 8 kabul ediliyor. Evet. Şimdi tabii ki ben bu bilgiyi sizden öğrendiğimde o gün bana bütün değerler değişti artık falan dediğinizde girip biraz işte birkaç makale okudum, haberlere baktım birkaç ay öncesinin ve aynen haberin başlığı bu idi, şu idi. İşte yüksek tansiyonun anayasası değişti. Şimdi dilerseniz hemen bize bu yeni bilgiyi bir aktarın ama devamında tabii ki sorularım gelecek. Nasıl olur da bunlar değişebiliyor ama ne oldu? Şimdi geçer değerler, evet, normal kabul edilen değerler nereye geldi? Şimdi
yani dedik ya, kan basıncı vücutta gerekli bir şeydir. Ama yüksek kan basıncı da olursa çok tehlikelidir. Çünkü yüksek kan basıncı damarları bozar, böbrekleri bozar, kalbi bozar, mesela beyindeki damarları bozar. Ve bu işte böbrek yetmezliğine, kalp yetmezliğine, beyin kanamasına ve daha birçok problemlere neden olduğu ve insanı öldürdüğü için çok tehlikeli bir şeydir yüksek tansiyon. İşte bundan dolayı dünyada her sene yüksek tansiyondan 10 milyon insan ölüyor. Evet. Onun için yüksek tansiyonunun önlenmesi veya tedavi edilmesi çok önemlidir. Şimdi bütün dünyada devamlı olarak tansiyonun getirdiği problemleri anlamak için ve önlemek için çalışmalar devamlı oluyor. Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da, Japonya'da ve son zamanlarda Çin'de, Hindistan gibi büyük yerlerde ve hatta Türkiye'deki birçok tıp fakültesinde son zamanlarda bu çalışmaların içine girmiştir. Bu çalışmaların amacı nedir? İnsanlar üzerinde yapılan bu çalışmalar hangi tansiyon bir probleme neden olabilir onu ortaya çıkarmak. Yani tansiyon 12'de mi problem olur, 12.5'da mı, 13'de mi, 13.5'da mı, 14'de mi diye devamlı olarak insanlar arasında araştırmalar yapılıyor. Tabii ne kadar çok insan üzerine araştırma yapılırsa çıkan değerler o kadar anlamlı olur. Evet. Dolayısıyla siz bütün bu değişik memleketlerde yapılan çalışmaları bir araya getirdiğinizde mesela ortaya çıkar ki mesela eskiden biz zannederdik ki tansiyon 14 olursa üst limit, hipertansiyona girer. Evet, hipertansiyon olur ve damarlar bozulur, kalp bozulur, böbrek bozulur. Ama bu çalışmaların sonunda mesela ortaya çıkabilir ki hayır 14 değil, tansiyon 13'te bile birçok problemler olabilir. Evet. O zaman 14'te uygulamamız gereken tedaviyi aslında veya alınması gereken önlemleri bu kez 13'te, 12'de almamız gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. Evet. Dolayısıyla bu çalışmalar çok önemli. İşte bu son ortaya çıkan rapor, yüzlerce dünyanın değişik yerlerinde yapılan bu clinical trials dediğimiz, yani bu hastalar üzerine yapılan deneyleri incelemiş. Dediğim gibi yani Çin'den, Amerika'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan birçok yerden yapılan çalışmaları inceleyerek yeni bir rapor ortaya çıktı. Ve yeni bir bizi yönlendirecek, yani guidelines dediğimiz, yani bizi yol gösterici yeni tablolar ortaya çıktı. Evet. Bu da nedir? Eskiden yüksek tansiyon 14 ve üstü olursa hastanın ilaç alması gerekir diyorduk. Küçük tansiyonda 9 veya üstünde olursa ilaç alması gerekir diyorduk. Evet. Şimdi bu yeni çalışmalar diyor ki hayır, tansiyon daha düşük seviyelerde de olursa ciddi problemlere neden olabilir. Dolayısıyla 14'e gelmeden de hastanın çok dikkatli olması gerekir. Çünkü eskiden mesela ölçerdi tansiyonu bir kimse. Ya benim tansiyonum kaçtır? 13. Tamam bende problem yok. Doktora gitmem gerekmez derdi. Evet. Şimdi bu yeni çalışma diyor ki sen tansiyonunu ölçtüğünde 14'ün altında olsa bile bazı önlemleri alman gerekir. Doktora gitmen gerekir. Ve bazı risk faktörleri sen taşıyorsan
Doktor seni ilaca başlatabilir 14'ün altında olmasına rağmen. Evet. Ve bu ille ki ilk başlangıcımız doktora gitmekle başlayacak, öyle mi? Evet. Yani başlangıç noktası doktordur. Ama bunun ilaçla mı yoksa bak, başlangıç noktası biz kendi kendimizi kontrol edeceğiz. Evet, zaten bu sağlıklı beslenme, onu ayrıca soracağım. Yani ama yok. Yani evet. Şimdi sen doktora niçin giden? Bir problem görürsen doktora giden. Şimdi yüksek tansiyonun problemi nedir? Yüksek tansiyonda semptom yoktur. Çünkü mesela diyelim ki dizinde bir problem vardır. Dizin ağrımaya başlar. Doktora giden belki de sana ameliyat eder dizini. Evet. Yüksek tansiyonda bir semptom yok. Bir şey hissetmen. Bir belirti görmeden de yaşanabiliyor. Evet. Evet. Yani bazı insanlar vardır. Adam 10 sene, 15 sene yüksek tansiyonla yaşar. Bir belirti olmadığı için doktora gitmez. Ama bu arada 10 sene içerisinde o yüksek tansiyon böbreğini bozmuştur, kalbini bozmuştur. Ansızın gitti derler. Hiçbir şey yok. Halbuki ansızın gitmedi. Evet. 10 senedir yüksek tansiyonla yaşar. Onun için yüksek tansiyona silent killer derler. Yani sessiz katil, sessiz öldürücü. Çünkü sessiz sessiz seni içeriden yer bitirir, bozar organlarını. Evet. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz nedir? Bu raporların tavsiyesi, bizim kendimizi kontrol etmemiz lazım. Evet. Kendimiz ölçmemiz lazım tansiyonumuzu. Ya evde, ya eczacıda veya kontrollere gidip doktorlarda ölçmemiz lazım. Ve tansiyonumuz biraz yüksek çıkarsa hemen gidip doktorda kontrol ettirmemiz lazım. Bunu herkesin yapması lazım. Ama özellikle bazı risk faktörleri varsa taşıyan insanlar. Yani mesela senin annende, babanda veya nenende, dedende yüksek tansiyon vardı. Veya kalp problemi vardı. Veya yüksek kolesterol problemi vardı. Veya böbrek problemi vardı. Bunları taşıyan insanlarda bir genetik predisposition olabilir. Yani genetik bir faktör olabilir. Veya mesela sen fazla kilolu bir insansın. Normal kilon mesela 60 olması lazım, 70 olması lazım. Sen 100 kilosun, 110 kilosun falan. Evet. Veya sigara için, veya çok alkol kullanın, veya çok stresli bir hayatın vardır. Hiç spor yapman, yürüyüş yapman, bisiklet sürmen, bunları yapan bir insansan, senin de özellikle tansiyonunu kontrol etmen gerekir. Ve tansiyonun 14'ün altında çıksa bile hemen doktora gitmen lazım ve doktora söylemen lazım. Ben tansiyonumu ölçtüm, 14'ün altındadır ama benim bu problemlerim vardır, risk faktörlerim vardır. Bana yardımcı ol demek lazım. Peki ne kadar sağlıklıdır? Şimdi dediniz ki biz belli aralıklarla tansiyonumuzu kontrol edeceğiz ve belli bir anormallik görürsek bu yeni veriler ışığında bunları bir kez daha altını çizmenizi isteyeceğim, bu rakamların, evet, tansiyon değerlerinin. Peki ama bunun sıklığı ne olmalıdır gibi aklıma geliyor açıkçası. Şimdi tansiyon halterleri var. Bunu işte daha geniş bir zaman dilimi içerisinde aslında tespit etmemiz mi gerekiyor? Uyurken başka bir şeydir, çalışırken başka bir şeydir, otururken başka bir şeydir. Sağlıklı olacak mı? Yani bireylerin kendi başlarına evlerini aldıkları artık çok pratik de oldu. Hani bileğinize takılanı var, çok daha böyle elektronik ölçücüler var. Ne olmalıdır? En sağlıklı ölçümle ilgili ne diyebiliriz yurttaşımıza? Şimdi tabii en sağlıklısı doktorumuzun ölçtüğü tansiyondur. Evet. Fakat dediğiniz gibi birçok tansiyon ölçme aletleri şimdi çıktı. Evet. Eczacılardan alabilirsiniz. Birinci önemli konu, sizin evinizde olan tansiyon aletini bir eczacıda veya doktordaki ölçmeyle bir kontrol ediniz.
Yani alacaksın şeyi, kendi aletini, gideceksin doktora, doktor ölçecek. Bir de aletle ölçecek. Bakalım senin aletin tamam mı? İki ölçüm cihazı arasında bir paralellik kurmak adına, evet. Çünkü bazen alette bir problem olabilir. Sen yanıltabilir seni. Evet. Dolayısıyla önce bir aletin tamam çalıştığını onaylamamız gerekir. Evet. Ondan sonra yani bu tansiyon ölçme işi bir dakikalık bir iştir. Tabii. Tabii tansiyonu ölçerken de mesela dikkatli olmamız lazım. Mümkünse tansiyonu ölçmeden önce kahve, çay içmeden, spor yapmadan, spor yaptıysan mesela en az bir yarım saat dinlenmek lazım. Bir sakin bir yerde oturacaksın, 3-5 dakika bir dinleneceksin, rahatlayacaksın. Ondan sonra dik oturacaksın, tansiyonunu ölçeceksin. Evet. Yani bazı şeyler var dikkat edilmesi gereken. Zaten cihazların aslında kataloglarında da yazamadım. Evet. Mesela sağ elden goldan ölçebilin, sol goldan ölçebilin. Bazen şey çıkar, farklı çıkabilir. Tavsiye edilen yüksek çıkanı bakacaksın. Yani sol golunu ölçtüğünde o daha yüksek çıktıysa onu kabul etmek lazım. Doğru ölçüm olarak bir gerekeni yapmak lazım. Birinci mesele işte sık sık ölçmek lazım. Bir dakikalık bir işti zaten. Evet. Ama baktın gördün de birazcık yüksek çıktı. Onu takip etmek lazım. Yani en az günde 3-4 defa ölçmek lazım. Birkaç gün. Ki doktoruna gittiğinde diyesin doktor bey veya doktor hanım ben işte 3 gün veya 1 hafta boyunca tansiyonumu takip ettim. İşte çıkan şeyler bunlardır. Değerler bunlardır. O da alacak, onlara bir bakacak. O da kendi de ölçecek. Ondan sonra gerekli analizlerini yapacak. Ve gerekli tavsiyeleri yapacak. İlaç gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Başka türlü şeyler, neler yapılması gerekir diye. Yani bu çok önemli. Yani kendi kendimizin bir teşhisini koymak konusunda. Şimdi tabii ki sizin verdiğiniz rakamlar çok ürkütücü. Yani tüm dünyada yılda 10 milyon insan yüksek tansiyona bağlı nedenlerle yaşamını yitirmekte. Hmm. Bu yine tansiyon hastası, yüksek tansiyon hastası olarak 1,5 milyara denk gelen, biraz fazlasına denk gelen bir insan sayısı demek. Şimdi kendi ülkemiz için hocam, ben bir değere ulaşamadım. Yani en azından internet ortamında ulaşamadım. Böyle bir araştırma var mı? Yani şu anda işte bizim toplumumuzda Kıbrıs'ta nedir durum diye. Ama Türkiye'de bu konuda veriler var. Her üç insanından bir tanesi yüksek tansiyon hastası. Bu açıkçası korkunç, ürkütücü bir şey. Umarım bu verilere ben ulaşamamışımdır. Veriler vardır diye düşünmek istiyorum. Çünkü bizim yine tıpla ilgili bir sürü derneğimiz, organizasyonumuz var. Şunu sormak istiyorum size. Bizim ölçeğimizde bu işler nasıl olur? Yani bugün Uluslararası Amerikan Kardiyoloji Dergisi'nde bu veriler paylaşıldı. Ve artık dünya bunu uygulayacak dendi aslında. Tüm dünyadan gelen bilgi akışıyla birlikte. Peki ama şu anda bizim doktorlarımız bundan ne kadar haberdardır veya nasıl olmalıdır? Takip eden var, etmeyen var. Biz evet buradan, ekranlardan izleyicilerimize bir şey söylüyoruz sizler aracılığıyla ama bu nasıl duyurulur bizim ülkemizde? Şimdi bu tabii bizim ülkemizde, yani özür dilerim ama bilmiyorum nasıl duyurulduğunu. Herhalde şahsi olarak doktorlar kendileri bunu araştırırlar ama mesela ben Amerika'dayken bizim üniversitedeki görevlerimizden bir tanesi neydi? Biz eğitim kursları hazırlardık üniversitede ve o bölgede yaşayan doktorlar ya çevre bölgelerde yaşayan doktorlar gelip o kurslara katılırdı ve biz de o doktorlara
yeni gelişen bilgileri aktarırdık. Evet. Tabii Amerika'da o doktorların bu kurslara katılmak mecburiyeti var. Çünkü her sene lisanslarını yenilemek için bu kurslara katılmak mecburiyetindedirler. Evet. Belli bir sayıda kursa katılmazlarsa lisansları yenilenmez. Ha, bazen biz kendimiz giderdik. Mesela bir uzak bir bölgedeki bir yerde bir kurs şeydirdik. Yani böyle birkaç saatlik bir kurs yapardık. O bölgenin doktorları gelirdi. Biz de onları anlatırdık. İşte yeni şeyler, bilgiler bunlardır. Yeni tedavi metotları bunlardır diye. Onları aktarırdık. Yani mesela ben hipertansiyon olabilir. Başkası kanser üzerine olur. Başkası bir şey üzerine. Çünkü devamlı olarak yeni bilgiler değişiyor. Çıkıyor. Evet. Ya yani doktorların kendini güncellemesi çok önemlidir. Tabii doktorlar her yerde çok yoğun. Onların bu bütün raporları okuması zor olabilir. İşte yani profesörlerin bir görevi de o raporları okuyarak doktorlara onu özet halinde aktarıp yani kendi praktislerinde nasıl kullanacaklarını göstermekti bir görevi de profesörlerin. Evet. Yani burada da bunların yapılması gerekir. Belki burada bilmiyorum yani bu anlamda işte üniversite düzeyinde değil ama örneğin mutlaka Tabipler Birliği'miz örgü. Yapıyorlar evet. Sendika bu tarz şeyler yapıyordur evet. diye düşünüyorum. Yapıyorlar. Ben daha önce bu yeni bilgilerin paylaşıldığına tanık olmadım. Bugün burada paylaşıyoruz. Ben sizden rica ediyorum. Tekrar son neydi ve ne olduğu bir kez daha bize, izleyenlerimize aktarır mısınız? Tamam. Zaten ben bir tablo getirdim. Yani onu belki daha sonra gösterebilirsiniz ekrandan da. Şimdi daha önceki raporda sistolik yani büyük tansiyon 12'nin üzerinde olursa 14'e kadar ona pre-hypertension dedik. Yani hipertansiyon öncesi derdik. Ve 14 ve üstü olduğunda da hastanın bir ilaç içerek tedaviye başlaması gerekirdi. Başka bir complication yoksa, yani hem şeker hastası değil, kalp problemi yok, bir böbrek problemi yoksa, basit bir yüksek tansiyonsa 14 üzerinde bir ilaç gerekir. 15 ve daha fazla ise iki ilaç tedavisi başlatılırdı. Şimdi o 14'ten daha düşük seviyeye prehypertension değil de elevated diyorlar. Yani yüksek tansiyon. Evet. Yani 12'nin üzerinde veya küçük 8'in üzerinde olursa bu yüksek tansiyon diye yeni bir isim getirildi ki hasta anlasın ki benim tansiyonum yüksektir. Evet, artık bu yüksek tansiyon öncesi isminden, tanımından çıktı. Direkt yüksek tansiyon sınıfına girdi. Evet. Evet. Yani hipertansiyon demiyoruz ama elevated blood pressure diyoruz. Evet. O da yüksek tansiyon tabii. Elevated de yüksek demek. Ama hipertansiyon değil fakat yüksek tansiyon ve özellikle başka risk faktörleri varsa ciddi problemlere neden olabilir. Dolayısıyla doktorunuza gideceksiniz ve gerekli hayat şeyini yani bu lifestyle modifications yani işte gereken tedbiri alacaksınız. Nedir bunlar? Fazla kilonuz varsa kiloları vereceksiniz. Stresi azaltacaksınız. Tuzu azaltacaksınız. İçkiyi, sigarayı bırakacaksınız. Yürüyüşe başlayacaksınız, yüzmeye başlayacaksınız, yapabilirseniz bisiklet süreceksiniz, sağlıklı besleneceksiniz, kolesterolünüzü kontrol altına alacaksınız. Bunları her halükarda bir an önce yapmanız gerekir. Buna ilaveten bir de ilaç almanız gerekirse onu size doktorunuz söyleyecek. Zaten doktor belirleyecek. İlaç kısmını zaten doktor tabii, belirleyecek. Kendi kafanıza göre olmaz. Hocam, tabii ki bu yüksek tansiyonun ilk belirtileri veya yüksek tansiyonu olan bir yurttaşımız sözünü ettiğimiz o yaşamla ilgili günlük yaşamda alacağı o sıraladığınız önlemlerle
yeniden eski tansiyonuna, yeniden eski sağlığına, tansiyon anlamında kavuşması, kalıcı olarak kavuşması mümkün mü? Şimdi yani bu konularda genellemek tehlikelidir. Evet. Dikkatli olmak lazım. Evet.